Herkese merhaba. Ayşe Yanık ile Sanat Atölyesi kanalına hoş geldiniz. Dilerim hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlere 3 kaçış noktalı perspektifle buna benzer aşağıdan bakış açısıyla bir bina çizeceğim. Bu çizimi yaparken bir gönye kullanacağım. Ve gönye kullanarak perspektif çizim uygulamanın çok çok kolay olduğunu, püf noktalarını da anlatacağım. Daha önceki videolarımda tek ve iki kaçış noktalı perspektifle küp çizimlerini anlattım. Ayrıca tek, iki ve üç kaçış noktası ile ilgili sokak ve bina çizimleri videoları da kanalımda mevcut. Resimde perspektif başlıklı oynatma listesinde kayıtlı bulunmakta. Bu videolarımda mutlaka ama mutlaka izlemenizi öneriyorum ve izlemek isteyenler için sağ üst köşeye bırakıyorum. Üzerine tıklayarak videolarıma ulaşabilirsiniz. Ayrıca çizime geçmeden önce bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni gelecek videolarımdan haberinizin olması içinse bildirim zilini açıp tümünü seçmeyi mutlaka unutmayın ve yine bana destek olmak için yorumlar kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız videonun etkileşimi artmış olur ve YouTube tarafından daha çok öne çıkarılır ve böylelikle videomuz daha çok izleyiciye ulaşmış olur. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğeni, abone ve yorum bırakan elleriniz dert görmesin diyorum. Perspektif çizimi detaylarını ve püf noktalarını öğrenmek için ayrılmayın ve videomuzu mutlaka sonuna kadar izleyin ve artık çizime başlıyorum. Şimdi bu daha önceden çizdiğim çizimi şöyle kenara kaldırıyorum. Burada yeni baştan bir çizim yapacağım sizler için. Şimdi öncelikle çizimde kullanacağımız gereçlerden de çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ben perspektif çizimlerde bu şekilde 0,7 kalınlığında bir uçlu kalem kullanmayı tercih ediyorum. Bunun sebebi ise hem çok kolay kırılmıyor, hem 0,9 gibi kalın değil, hem de 0,5 gibi az önce de söylediğim gibi kolayca kırılmıyor, hem de sık sık kalemi açma gereğinde kalmıyorum. Bunun yerine tabii ki normal bir kurşun kalem de kullanabilirsiniz, fakat ucunu sık sık açmayı unutmayın ki çizgileriniz hem ince olsun hem temiz olsun. Ayrıca yine ben perspektif çizimlerde bu şekilde bir kalem silgi kullanmayı tercih ediyorum. Olmazsa olmaz, şart değil, ama çok detaylı perspektif çizimlerinde bir sürü kaçış çizgisi çizdiğimiz için birinde bir hatalı bir çizim yaptığınızda onu diğerlerine zarar vermeden silmek bu silgiyle daha kolay oluyor. Tabii ki yoksa da söylediğim gibi şart değil, böyle herhangi bir silgi de kullanabilirsiniz. Az önce de bahsettiğim gibi bu çizimimizin en önemli aracı ve olmazsa olmazı da gönyemiz. Gönyemizle çizimin detaylarını birazdan çizim esnasında zaten sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle bu çizimde bir ufuk çizgisiyle başlayacağız ve bu çizimde ufuk çizgimi biraz daha kağıdımın ortasına ya da üst tarafa değil, daha aşağı alacağım. Bunun nedeni ise üç kaçış noktalı perspektif çiziminde aşağıdan görünüş yapacağım için binamız yukarıya doğru yükseleceği için burada bir boşluk kalmasını istiyorum. Bunun için de ufuk çizgimizi de zaten aşağıdan alıyorum. Aşağıdan, yani üç kaçış noktalı perspektif çiziminde aşağıdan bakış günlük hayatımızda yüksek binaların arasında gezerken aşağıdan yukarıya doğru baktığımızda bize görünen perspektif görünümüdür. Evet, şimdi artık çizime başlıyorum, fakat gelelim gönyenin kullanımına. Şimdi neden gönye kullanıyorum? Düz çizgi çizmek için, ayrıca dikey ve yatay çizgileri böyle düzgünce almak için. Şimdi herhangi bir cetvel de kullanabilirsiniz, elinizle de çizebilirsiniz. Fakat elinizle çizdiğinizde, ben öğrencilerimden biliyorum, bazen çok düzgün çizemiyorlar. Ya da perspektif çizimlerde dikey çizgilerimizin kağıdın kenarına paralel olması lazım. Elleriyle bunu pek fazla düzgünce yapamayan öğrencilerim çok sayıda olabiliyor. Hatta cetvelle çizdiğimde bile çizgileri ya bu şekilde ya bu şekilde kaydırarak ya da yine kağıdın kenarına paralel olmasını dikkat etmelerini söylememe rağmen bu çizgileri sağa sola kaydırabiliyorlar ve bu da perspektif çizimlerin hatalı olmasına yol açıyor. Fakat gönyemizi düzgünce kullanırsak böyle bir hata yapma şansınız olmuyor. Şimdi ben öncelikle ne yapıyorum? Az önce söylediğim gibi
ufuk çizgisini aşağı çizeceğim. Fakat burada kağıdın kenarına, gönyemin kenarını tam düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Böyle ya da bu şekilde yerleştirirseniz ne olacak? Çizginiz ya yukarıya doğru eğri olacak ya aşağı doğru eğri olacak. Yani buradaki püf noktası bu. Her seferinde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, ben yerleştirdim ve şu şekilde çizgimi, ufuk çizgimi çiziyorum. Evet, bakın burada cetvelim yetmedi ama bu da sorun değil. Şu şekilde dikkatlice ben biraz kafamın videoyu kapatmaması için geriden bakıyorum. Tam düzgün çekemeyebilirim ama deneyeceğim. Ama sizler daha rahat yapabilirsiniz. Evet, oldu. Şimdi burada 2-3 tane kaçış noktamız olacak ve yine aşağıdan görünüş olduğu için ne yapıyoruz? Yine bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de tam tepeye bir kaçış noktası alıyorum. Evet, ikinci aşamada ise binamın yüksekliğini belirleyeceğim. Bunun için yine gönyemi koyuyorum ve şu şekilde, bakın yine gönyemi buraya düzgünce koymaya çok dikkat edeceğim. Bu şekilde, tamam mı? Yine ne sağa ne sola burası kaymayacak. En önemli püf noktası bu. Evet, şimdi burada binamız için öncelikle böyle bir kaçış noktamızdan aşağı doğru bir çizgi çekiyorum. Evet, çektim. Daha sonra binamın yüksekliğini belirleyeceğim. Ben diyelim ki benim binamın yüksekliği bu kadar olsun istiyorum. Aşağıdan da bu kadar olsun istiyorum. Şimdi çok basit bir şekilde buradaki kaçış noktalarımdan kaçış çizgileri uzatacağım. Evet, ben bunları bastırarak yapıyorum arkadaşlar. Sizler bunları bastırmayın. Hafifçe çizin ki asıl binanız daha belirgin görünsün. Ayrıca sonradan tekrar silmeniz gerekebilir. Ben videoda görünmesi için bastırarak çiziyorum. Evet, her iki taraftan da kaçış noktamızdan, sağdaki ve soldaki kaçış noktalarımızdan, tepedeki kaçış noktamıza kaçış çizgilerimizi uzatıyoruz. Evet, şimdi yapacağımız şey ise binamızın genişliğine karar vermek. Ben yine göz kararı yapacağım. Siz isterseniz, hani bu şekilde eşit olsun istiyorsanız ölçebilirsiniz. Ya da örnekte gösterdiğimden ben de biraz daha kalın bir bina olsun istiyorum. Şöyle ben de ölçeyim bu sefer. 8 santim bu tarafta olsun. 8 santim de bu tarafta olsun. Bu tamamen bir seçenektir. Yani böyle yapmak zorunda değilsiniz. Daha dar ya da daha geniş de yapabilirsiniz. Bu binanın da genişliğiyle ilgili bir şeydir arkadaşlar. Şimdi binanın yüksekliğine göre ne yapacağız? Çizime devam edeceğiz. Şimdi buradan kaçış çizgilerimi alıyorum. Evet, yine tepedeki kaçış noktamdan sağdaki kaçış noktalarıma çizgilerimi çiziyorum. Evet, burada belirlediğimiz binamızın genişliğine doğru çizgilerimizi uzatıyoruz. Az önce yanlış söyledim sanırım kaçış noktalarına diye. Burada arkadaşlar binamızın genişliğine göre çizgilerimizi çiziyoruz. Yani böylelikle binamızın iki yüzünü oluşturmuş olduk. Az önce de karar vermiştik. Binamızın yüksekliği de bu kadar olsun diye. Şimdi de buradaki kaçış, yani buradaki binamızın yükseklik noktasını diyeyim. Yine biliyorsunuz tepedeki kaçış noktasının hizasında. Ne yapıyoruz? Oraya doğru yine sağdaki ve soldaki kaçış noktalarına doğru kaçış çizgilerimizi uzatıyoruz. Tabi burada bir püf noktası da, yani bütün çizgilerin mutlaka kaçış noktalarında birleşmesine özen gösteriyoruz. Yani burada birleştirmezseniz noktayı, bu tarafa doğru hafif kaydırırsanız ya da bu tarafa doğru kaydırırsanız yine perspektif çiziminizde hatalar ortaya çıkabilir. Evet, gördüğünüz gibi binamızın ana çizgileri ortaya çıktı. Şimdi buraya diklemesine ne yapabiliriz? Binayı bölümlere ya da enlemesine bölümlere ayırabiliriz. Şimdi burada da mesela enlemesine bölümlere ayırırken
Şunu düşünmemiz gerekiyor. Aşağıdan yukarıya doğru baktığımız için yukarıya doğru katları sanki birbirlerine doğru hem yakınlaşıyormuş hem de daralıyormuş gibi görmemiz gerekiyor. Ben bunun için yine göz kararı alt kattan şu şekilde başlıyorum. Mesela bu katımız daha geniş. O katımız hafif biraz daha ondan dar. Diğeri biraz daha ondan dar şeklinde. Bu şekilde perspektif çizime şunu bir silelim karışmasın. Uyacak şekilde ne yapabiliriz? Daraltabiliriz. Şimdi buralardan da yine ne yapacağız arkadaşlar? Kaçış noktalarımıza sağa ve sola kaçış çizgilerimizi uzatacağız ve yine cetvelimizin tam kaçış noktasına gelmesine dikkat ediyoruz. Evet, bakın bu şekilde önce bunları uzatıyorum. Tabii siz bunları isterseniz ölçerek de yapabilirsiniz ama ben böyle göz kararı yapmayı tercih ettim pratik olması açısından. Ama çizimlerinizi yaparken buna dikkat ederseniz, yani yukarıya doğru biraz daha hafifçe katları daralmış olarak gösterirseniz perspektif çizimleriniz daha da başarılı olacaktır. Hatta şuraya da ben nokta koymadım ama biraz daha oraya da bir daralma vermek istiyorum. Evet, şimdi de aynı şekilde kaçış noktalarımdan buradaki katlarımın noktalarına yine kaçış çizgilerimi uzatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi binamız ve binamızın katları da çıkmış oldu. Şimdi de mesela ben buralara şu şekilde hani sanki böyle binamız zınk ortadan bir bölünmüş gibi göstermek istiyorum. Tabii siz bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Yine burayla burayı da eşit bir şekilde yapmaya gayret edebilirsiniz. Şöyle bir ölçelim bakalım. Evet, 8'di. Burayı birazcık 4,5 alıyorum. Çünkü perspektife göre yine burası ve burası hafif daralmış gibi görünmesi gerekiyor. Buna da lütfen dikkat edelim. Evet, şuradan alacağım. Evet, göz kararı aldım ama denk olmuş. Şimdi de bu çizgilerimizi bu noktalarımızı tepedeki kaçış noktamızla birleştireceğiz ve kaçış noktalarımızı bu şekilde, kaçış çizgilerimizi bu şekilde uzatacağız. Evet, cetvelimizi tam kaçış noktasına koymaya mutlaka özen gösteriyoruz. Daha önce de belirtmiştim. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Evet, bakın binamız ortaya çıktı. Evet, şimdi diğer daha önce gösterdiğim çizimde olduğu gibi böyle üstünde de binanın böyle bir bölüm varmış gibi düşünerek şu şekilde buraya bir yüksek bir bölüm var gibi çizmek istiyorum. Noktalardan yine kaçış noktamıza doğru çizgi uzatıyoruz. Evet, bunun da yüksekliğine şu şekilde karar veriyorum buradan. Mesela şöyle bir şey olsun, çok yüksekte olduğu için çok da çıkıntılı olmasın. Oradan yine aşağıdaki bu sefer kaçış noktalarımıza çizgilerimizi uzatıyoruz. Evet, bakın burada da böylelikle ayrı bir bölüm çıkmış oldu. Şimdi buraya pencereler yapmak istiyorum ben. Yine şu şekilde ben göz kararı yapacağım ama bu bölüm bize daha önden göründüğü için ve perspektif olarak buralar geriye gittiği için belki buraları yine pencerelerini daha geniş ve buraları biraz daha hafifçe, buradaki pencerelere nispeten hafifçe biraz daha dar çizmemiz gerekecek. Evet, şu şekilde iyidir sanırım. Geniş büyük pencereler olsun. Evet, şurası üstteki bölümümüz, burası da en üst kat. Şuradan başlayabiliriz.
Evet arkadaşlar, hafif boşluk bırakıyorum çünkü duvarların arasındaki şu pencere boşluklarını bırakıyorum. Biraz sonra daha iyi anlayacaksınız ne yapmaya çalıştığımı. Evet, bu şekilde. Şimdi diğer penceremiz için, penceremizin diğer kenarı için yine gönyemiz buradaki ufuk noktasından ayırmıyoruz ve şu şekilde buraya eşit ama buraya göre hafifçe yine dar, belli belirsiz bir darlık vererek pencerelerin diğer kenarlarını çiziyorum. Evet, aynı şekilde buraya ve buraya da çizeceğim. Evet, şimdi de pencerelerimin üst ve alt çizgilerini çiziyorum. Ve buradaki yine kaçış noktasından hiç oynatmamaya dikkat etmeliyiz. Yoksa yine çizimlerimizde hatalar ortaya çıkabilir. Evet, devam ediyorum. Evet, şimdi aynı şekilde bu bölümdeki pencerelerimi de çizeceğim ve sanıyorum bu kısmı biraz hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Evet, şu mesafeleri eşit yapmaya çalışıyorum ve yine kaçış noktamdan cetvelimi ayırmadan pencere çizimlerimi yapmaya devam edeceğim. Evet, burada yine bir dikkat etmemiz gereken bir şeye değinmek istiyorum. Bakın şu şekilde buradaki pencerelerle aynı hizaya getiriyorum çizgilerimi düzgün olması için ve o şekilde çizmeye devam ediyorum. Sizler de çizimlerinizde buna dikkat ederseniz daha düzgün bir görünüm, daha düzgün bir perspektif elde edeceksiniz. Binamızın çizimi bitti. Şimdi ben şu şekilde bir keçeli kalemle keçeli kalemimizin, flamaster kalemimizin ince ucuyla binamızın çizgilerini belirginleştireceğim. Ben böyle bir renk tercih ettim. Bu da tamamen bir tercih meselesidir. Bunu siyah bir mürekkepli kalemle ya da başka bir renkle de belirginleştirebilirsiniz. Ama ben hani videoda yine sizlere daha belirgin görünmesi için şu an yaptığım şey bu. Evet, yine tam çizgilerimizin üzerinden dikkatlice geçeceğim. Evet, tam pencerelerimi çizerken telefonun kamerası kayıttan çıkmış. Ben o esnada pencereleri tamamladım ve buraya da bir kaldırım çizmek istedim. Şimdi diğer kaldırımı da çizmeye devam ediyorum ve yine burada kaldırım çizgilerini çizerken buradan değil arkadaşlar, ne yapıyoruz? Gönyemizi bu sefer dik tutarak, çünkü bu çizgilerin yamuk durmaması için, sağa sola yatmaması için ne yapmamız gerekiyor? Bunları karşıdan görünüm olarak yine gönyemizi bu şekilde tutarak çizmemiz gerekiyor. Evet, kaldırımızı da bu şekilde çizdik. Şimdi bu özellikle binamızın ortaya çıkması için ben fazla kurşun kalem izlerini şöyle silmek istiyorum hemen. Binamız daha iyi görünsün istiyorum. Gördüğünüz gibi aşağıdan görünüş bina çizimimizi tamamladık. Evet, bu videomuz da burada bitti. Dilerim çizimi ve videoyu beğenmişsinizdir.
Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için yine videonun başında da söylemiştim. Küçük de olsa bir yorum bırakırsanız YouTube algoritması bunu algılayacak ve videomuzu daha çok önerecek, daha çok paylaşacak ve böylelikle videomuz daha çok izleyiciye ulaşacaktır. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sanatla kalın. Allah'a ısmarladık.